Selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün şöyle harika bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videoda yeni alışkanlıklarımızı konuşacağız. Yeni alışkanlık nasıl edinilir ve yeni alışkanlıkları kendi hayatımıza nasıl katarız? Şahsen ben kendi alışkanlıklarımı nasıl katıyorum? Şu anda mikrofonumuz var. Umarım ses şu anda güzel geliyordur. Umarım yani beğenirsiniz videomuzu da. Bugün kendime kremalı makarna yaptım. Tekrardan çok seviyorum. Gerçekten kendisini çok da güzel oluyor. Köylü de yaptım. Bir maden suyumuz var. Onu açacağız. Bir de yeni alışkanlıklarımızı nasıl hayatımıza edinebiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Şunu yapmazsam. Çok eğleniyorum bunu yapıyorken. İlk önce makarnamızın tadına bakalım. Çok güzel olmuş gerçekten. İçine bir de peynir koydum. Peynir de çok yakışmış. Geçen sefer köylü yapmıştım. Makarna mükemmel bir şey. Her çeşit yenilebilir. Başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle yine böyle küçük küçük notlarım var. Hepsini kendim hazırlıyorum. Kendi hayatımdan edindiğim deneyimlerimle. Kendim nasıl şeyler yaşamışım. Siz benim yaşadığım acıları yaşamayın, o zorlukları yaşamayın diye. Ben size önceden bir ön gösterim yapıyorum şöyle ufaktan. Umarım videolar işinize yarıyordur. Şöyle ilk başta kendinizi keşfedin ve ilgi alanlarınızı bulun. Yani mesela şu anda kendiniz neden hoşlanıyorsunuz bunu bilmiyorsunuz. Mesela müzikten mi hoşlanıyorsunuz? Kendi sportif aktiviteler yapmaktan mı hoşlanıyorsunuz? İlk önce kendinizin en çok neden hoşlandığını, en çok neyde mutlu olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. Biliyorum bu kolay bir süreç değil. Hani nereye gitsem, hangi kursa başvursam. Bazen insanlar hani büyüdükleri için genelde çekinebiliyorlar. İşte ben artık kaç yaşına geldim, bir de bu kursa mı başlayacağım. Ama kendi ilgi alanınızı bulmanız için ilk başta birçok kursu deneyip kendinizi en çok mutlu hissettiğiniz yeri bulmanız gerekiyor. Mesela ben yüzme kursuna gidiyorum şu anda. Ben yüzmek benim çok hoşuma gidiyor. Ama ben bu yüzme gitmeyi ilk başta şöyle 2-3 gün gidip bunu keşfetmedim. Ben uzun bir süre devam ettim. Devam ettikten sonra hoşuma gittiğini fark ettim. İlk günlerde gerçekten bana da çok zor geliyordu. Böyle kalkacağım oraya yüzmeye gideceğim. Bir de kışın başlamıştım ben. Hava biraz soğuk ya. Böyle insanın daha çok evde kalası veya hani gidesi gelmiyor. Biliyorum hani gerçekten böyle hissetmeniz çok normal. Ama yazın gerçekten kendinizi keşfetmeniz için çok güzel bir fırsat. Çünkü yaz geldiğinde insanlar genelde çok daha boş vakit buluyorlar. Özellikle öğrencilerden bahsediyorum. Tabii çalışanlar da olabilir ama özellikle öğrencilerin biraz daha boş vakti oluyor. Ama her yaş, hangi yaşta olursanız olun, her zaman kendinize bir tane daha şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir hobi edinmek, yeni bir şeye başlamak, etkinliğe başlamak gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Böyle yeni bir başlangıç yapıyorsun, yeni insanlar ediyorsun, arkadaşlıklar ediniyorsun. Mesela ben yüzme kursuna gidiyorum şu anda. Oradan konuştuğum birçok abla var. Hani benden büyükler ama gerçekten çok güzel bir aramızda bir sohbet oluştu mesela. Oraya gittiğimizde birbirimize böyle laf atıyoruz, şey yapıyoruz falan. Gerçekten çok güzel oluyor. Ve insanın çok daha mutlu olmasını sağlıyor. Hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem de yeni arkadaş ortamı ediniyorsunuz. Bence bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama tabii ki de gittiğiniz yeri şöyle keşfedemezsiniz. Ben bir kere gittim. Hani hemen hoşuma gitmedi. Kesin ben bu hobiyi yapmamalıyım diye bir şey yok. İlk başta bir süre gitmeniz lazım. Bir hafta, iki hafta falan. Sonrasında şöyle olacaksınız artık. Hani bunu ben buraya gidiyorken hoşuma gidiyor mu? Ben hoşnut oluyor muyum buraya gidiyorken böyle? Ya da arkadaş çevrem oluştu mu, bir şey oldu mu? Falan kendinize nasıl etkiler bıraktı bu hobi? Gerçekten çok önemli. Kendinizi daha üzgün mü hissediyorsunuz, çok yorulmuş mu hissediyorsunuz ya da çok daha başarılı mı hissediyorsunuz? Mesela ben kendim resim kursuna da gittim ve el atmadım, şey yok. Resim kursuna gittim de mesela şunu fark ettim. İlk bir hafta biraz zordu çünkü diğer kişiler benden önce başlamışlardı. Onlara yetişmek gerçekten çok zordu. Ama 2-3 hafta sonra şöyle oldu.
Ben gerçekten bir şeyleri başarabildiğimi ve resim çizebildiğimi fark ettim. Gerçekten bu çok güzel bir şey ve insanı çok daha başarılı ve diğer işlerini yapıyorken çok daha özgüvenli hissettiriyor. Onun için gerçekten kendinize yeni hobiler edinmeyi asla böyle bir şeymiş, zulümmüş gibi hissetmeyin. Ne kadar fazla hobiniz olursa o kadar çok arkadaş ortamınız olur. O kadar çok kendinizi geliştirir ve diğer işlerinizi çok daha başarılı yaparsınız. Ben her türlü her konuda bunu düşünüyorum. Mesela yeteneği olan bir insan, diyelim ki öğrencisiniz, örnek veriyorum, öğrencilerden bahsediyorum. Öğrenci olduğunuz zaman böyle bir şeye dikkat edersiniz. Mesela ben gitar çalıyorum mesela. Gitar çaldığım için kendi artı bir yetenek olarak görüyorum. Bu beni mutlu hissettiriyor. Veya İngilizce biliyorum. İngilizce öğrenmek de bir hobi. İngilizce öğreniyorken mesela kendimi geliştiriyorken sürekli şöyle düşünüyorum. Hani kendime bir yetenek daha kattım. Bu benim için çok güzel bir fırsat. Hani böyle düşündüğünüz zaman gerçekten kendi işinizde çok daha başarılı olduğunuzu fark edersiniz. Şimdi kendinizi keşfettiniz, birçok hobilere gittiniz ama hala canınız böyle bir şey yapmak istemiyor veya bir hobiye başlamak istemediğiniz zaman gerçekten şöyle düşünün. Acaba ben daha başlamak için hazır değil miyim? Ya çünkü birçok insan başlaması için böyle bir zamanın gelmesi lazım. Kendini ruhen, psikolojik olarak ayarlaması lazım. Mesela ben diyelim ki şu anda ben kendi gitar kursuna da gidiyorum. Ben oraya gidiyorken bundan kendi hayatımdan fedakarlık yapıyorum. Kendimi mutlu hissetmek için. Psikolojimi buna göre ayarlamışım. Diyorum ki hani elinden mutlu olmak için şu anda gitmen lazım. Çünkü ben gitar çalmayı seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. O zaman kendime bir yetenek daha katmalıyım. Kendimi daha başarılı yapmalıyım. Bunu düşündüğüm zaman gerçekten kendimi çok daha rahat hissediyorum. Ve oraya gidiyorken çok daha güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yapıyorum işimi. Onun için kendinizi psikolojik olarak hazırlamanız da çok önemli. Kesinlikle yani. Mesela ben böyle tehlikeli sporları yapmayı çok istiyorum. Hani biraz psikopatça geliyor ama böyle yüksek yerlerden atlamak olsun falan filan benim aşırı hoşuma giden. Böyle videoda izliyorken çok beğeniyorum yani çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki de dayanmaya fırsatım olmadı. Ki ben yapmak istesem de annem gönderirim şu an bilmiyorum. Onun için böyle biraz daha büyüyüp kendi ayaklarım üzerinde durduğumda ilk işim böyle tehlikeli sporlarla uğraşmak olacak herhalde. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. Buna benzer mesela yaşınızdan dolayı da utanıyor olabilirsiniz. Hani ben kaç yaşına geldim biraz önce de belirttiğim gibi. Veya ben daha çok küçüğüm bir işe başlamak için. Hani tek başıma orada ne yapacağım bir arkadaşım yok. Bu gerçekten çok saçma. Gidin oraya kendiniz arkadaş edin. Zaten hani yanınızda birini sürüklemenin ne anlamı var? Hadi bir dostunuz vardır. O da gitmek istiyordur. Tamam ama hani onun da bir isteği olmadan hani sen benimle geleceksin ben orada tek başıma kalamam. Veya benim bir arkadaşım vardı. Kendisi kursa geliyordu. İşte iki kişiler. Biri gelmiyor diye mesela diğeri de gelmemiş. Hani dedim neden gelmedin? Dedi ben ne yapacağım onsuz orada sıkılırım. Hani bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Çünkü sen kendi bir şeyler öğrenmeye geliyorsun oraya. Yeni bir arkadaş ortamı, yeni bir çevre edinmeye çalışıyorsun. O zaman aynı kişilerle takılmam bence sana aşırı bir artısı olacağını düşünmüyorum. Onun için oraya gittiğiniz zaman kendinizi hem arkadaş açısından geliştirmeyi hem de hiçbir zaman yardım almaktan kendinizi gocunmayın. Çünkü böyle küçük küçük yardımlar alarak, böyle küçük küçük sorular sorarak veya onları tebrik ederek gerçekten kendinize bir çevre oluşturmaya başlıyorsunuz. Hani kalktınız oraya gittiniz bir anda herkes de hadi gel biz arkadaş olalım demiyorlar. Hani ilk başta oraya gittiğiniz zaman böyle isterseniz eğer hani bu arkadaş edinmek konusunda veya kendinizi ya sosyal hayatta yalnız hissetmek konusunda da bir video çekebiliriz. Ama bence en güzel kısmı şu. Kendiniz oraya yavaş yavaş gittiğinizde zaten böyle doğal olduğunuz zaman insanlar size yaklaşıyor hani. Eğer karşı tarafta da böyle bir zihniyet varsa kendini geliştirmek, yeni bir arkadaş edinmek olarak gerçekten size yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyorlar. Veya siz onlara yaklaşıyorsunuz. Şimdi bir de düzenli hale getirmek çok önemli. Bu da ikinci maddemiz. Şimdi ben bir hobiye edindim. Sonrasında ben bunu kalkıp da hani bir süre yaptım ama 5 gün yapıyorum. Sonra uzun bir süre boş bırakıyorum veya uzun bir süre yapmayı bırakıyorum olursam gerçekten o hobiyi aslında tam olarak veya düzenli hale getirmiş veya alışkanlık haline getirmiş olmam.
Eğer bir işe başlıyorsanız, mesela diyelim ki İngilizce öğrenmeye başladınız, o zaman düzenli hale getirin. Mesela her gün en azından 15 dakika veya 20 dakika veya 2 günde bir bile olsa her zaman kendinize bir vakit ayırın. Kalkıp da ben bir hafta çalıştım, tamam, bunda 2 hafta sonra çalışırım veya 3-4 gün sonra çalışırım dediğiniz zaman ilk başta öğrendiğiniz konuyla veya yeni bir edindiğiniz alışkanlığı da yavaş yavaş unutmaya başlarsınız. Mesela önceden başlayan insanlar için bunu söylemiyorum. Hani önceden başladıysanız eğer belirli bir temeliniz vardır ve hani kolay kolay unutmazsınız. Ama yeni başladığınız bir alışkanlık olduğunda bunu düzenli hale getirmek gerçekten çok önemli. Çünkü eğer başlamazsanız, böyle düzenli hale getirmezseniz, böyle yavaş yavaş en baştan itibaren unutmaya başlıyorsunuz. Ben geçtiğimiz yaz başlamıştım gitar çalmaya. Böyle kendimiz şey yapıyoruz. Bizim orada akorlarımız var. Ben işte onları basmaya çalışıyorum falan. Ama canım nasıl acıyor. En basit akor, A, M diye bir akor var. Onu basmaya çalışıyorum. Canım çok acıyor falan. Ama şu anda mesela 10'a yakın, neredeyse 10-11 tane falan biliyorum mesela akor. Onlarla da elimden geldiğince güzel bir şeyler çalmaya çalışıyorum. Hala kursuna gidiyorum zaten. Hani orta seviye biliyorum diyebilirim. Yani çok ileri değilim, çok da geri değilim. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama ben diyorum ki her zaman bu hale gelebilmem için benim düzenli çalışmam çok önemliydi benim için. Ama mesela okul zamanlarında gerçekten bazen boşladığım oluyordu. Ve bu beni gerçekten geriye götürdü biraz. Ama ben yine de pes etmedim. Kaldığım yerden devam ettim. Ve gerçekten de beni çok daha mutlu ediyor böyle düzenli bir hale getirmek. Çünkü kendimde bir başarı elde etmiş gibi hissediyorum. Çünkü elde ediyorum. Siz de eğer kendinize yeni bir alışkanlık elde etmek istiyorsanız bunu her zaman düzenli hale getirin. Mesela diyelim ki kendinizi yemek yapmakta geliştirmek istiyorsunuz. Kalkıp da bir gün yemek yapıp sonra 2 hafta sonra yemek yapmanız böyle sizde aşırı bir değişim yapmaz. Ama her gün böyle ufak ufak veya videolarını izleyerek, belki yapma imkanınız olmasa bile, yapma videolarını izleyerek böyle nasıl yapıldığını öğrenirseniz veya onlarda nasıl böyle malzemeler kullanıldığını öğrenirseniz aslında yavaş yavaş o yemeği elde etmeye başlarsınız. Aynı bunun gibi. Şimdi alışkanlığı yapmaya başladık. Düzenli hale getirdik. Belirli bir süre sonra kendinize şunu sorun. Ben bu alışkanlığı yapıyorken mutlu muyum? Bu gerçekten çok önemli. Çünkü insanlar bir alışkanlığı elde ettikten sonra artık şey yapıyorlar. Hani tamam bu elimde kalsın. Hani yine de olsa gidiyorum, yapıyorum diye görüyorlar. Cepte görüyorlar. Ve yapmaya devam ediyorlar. Ama asıl önemli olan siz bu alışkanlığı yapıyorken mutlu musunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Bu gerçekten çok önemli. Belirli bir zaman sonra sizde rutin hale gelmiş ve eskisi kadar eğlenmiyorsunuz. O zaman bu alışkanlığı bir süre ara verin. Hani kalkıp da 3 ay 4 ay yapmayın demiyorum. Sadece bir hafta 2 hafta kadar kendinize bir süre verin. Bakalım hani o alışkanlığı tekrar yapmayı özleyecek misiniz veya tekrardan yapmak isteyecek misiniz? Sonra 2 hafta sonra bir süre sonra tekrardan başlayın. Çünkü o zaman fark edeceksiniz ki çok sıkıldığınız bir şey belirli bir süre ara verip başka şeylerle uğraştığınız zaman tekrardan ilginizi o alışkanlığınıza toplamanız çok daha basit olacak. Mesela İngilizce çalışmak için örnek verebilirim buna. Ben İngilizce çalışıyorum, işte her gün çalışıyorum. Bizim de hazırlık sınıfımız olduğu için. Gerçekten böyle beni o kadar sıktı ki bir yerde. Dedim hani yeter artık falan. Bıraktım işte mesela. Ve ben 2-3 gün bırakmıştım tabii. Sonra 2-3 gün bıraktıktan sonra özlediğimi fark ettim. Çünkü ben İngilizce çalışmayı çok seviyorum. İngilizceyi de çok seviyorum. Kendim konuşmasını, yazmasını, bir şeyler yapmasını, video izlemesi beni çok hoşuma gidiyor. Bir süre ara verdikten sonra gerçekten özlediğimi ve onu yapıyorken çok daha mutlu olduğumu fark ettim. Ve sonrasında geri döndüm. Aslında bu sizin alışkanlığınızı çok daha fazla sevmenizi ve doğru alışkanlığı bulup bulmadığınızı anlamanız için çok büyük bir fırsat. Tabii ki de her zaman böyle ilk gittiğiniz kurstan itibaren ben bunu çok seviyormuşum falan gibi bir anda kendinize mükemmel bir alışkanlık elde edemeyeceksiniz. Bunu önden söyleyeyim. Onun için her zaman kendinize yeni yeni şeyler deneyerek keşfedin. Mesela ben badminton'da oynadım, masa tenisinde oynadım, voleybolda oynadım, futbolda oynadım, hokeyde oynadım.
bir sürü sportif aktivitelere katıldım ve en çok sevdiklerimi fark ettim. Çünkü birçoğunu denedikten sonra şey oluyorsunuz artık. Tamam, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Peki hangisini yapıyorken çok daha mutluydum? Şunu yaparken. O zaman ona devam edeyim. Çünkü bu benim hem ileride çok daha mutlu olmamı sağlayacak, hem de belki bununla alakalı, bu yaptığım sporla alakalı bir hayalim olmasını sağlayacak. Mesela ben masa tenisi için başladığım zaman çok böyle hani başlıyorum falan filan dememiştim. Ama başladıktan sonra gerçekten çok sevdiğimi fark ettim. Oynamaya başladım falan. Gerçekten çok güzel bir şeydi benim için. Böyle kendimi çok güzel bir kattığım alışkanlık olarak düşünüyorum. Çünkü insanlar ne kadar böyle alışkanlık yapmaya başlarlarsa böyle kendilerini çok daha huzurlu ve mutlu hissediyorlar. Hem de bir kendilerine düzen oluşturmuş oluyorlar. Ve diyelim ki kendinizi kötü hissettiğiniz bir zaman var. Hemen o alışkanlığınıza koşun. Mesela ben kendimi kötü hissettiğim zaman veya yalnız hissettiğim zaman ben hemen gitar çalarım, şarkı söylerim veya yazı yazarım, şiir yazarım. Bu gerçekten, bu şiir yazmak, kitap okumak bile sizin için çok güzel ve çok büyük bir alışkanlık. Ve sizi çok daha başarılı kılacak bir şey. Çünkü ruhsal olarak aranızdaki dengeyi sağlayabilmeniz bedeninizle, o zaman gerçekten kendinizi çok daha başarılı hissedersiniz. Çünkü ben eğer kendim bir şeyi başarıyorsam, ben bunu ruhumda da başarabilirim. Ruhumu da düzene sokabilirim. Ben eğer gerçek hayatta yapabiliyorsam bunu, bedenimde de, ruhumda da, zihnimde de gerçekten bir düzen içine sokabilirim hayatımı. Gerçekten bunu, başarıyı sağlayabilmek çok mükemmel bir şey. Ve insanı çok daha huzurlu ve mutlu hissediyor. Üzgün hissettiğiniz zaman elinizdeki olan alışkanlığa tekrar başlamanız veya ona hemen böyle bir elinize alıp gitar çalmak olabilir veya yazı yazmak olabilir veya istediğiniz yapabilirsiniz. Ama alışkanlıklarınız üzgün olduğunuzda yaptığınızda bir şeyleri başarabildiğinizi fark ettiğiniz için beyniniz ister istemez olumlu çalışmaya başlayacak. Hani bu tamam, bu kötü bir şey ama bunun da üstesinden gelebilirim diyecek. Onun için kendinizi hem daha ileride de olabilir, şu anda da olabilir, mutlu hissetmek için kendinize böyle ufak ufak alışkanlıklar katın. İnanın bana, çok mutlu olacaksınız. Benim için yemek finished o. Çok güzel olmuş ama biraz kreması fazla geldi. Dibinde bir de daha fazla olmuş kreması. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Köylü yapmışım. Köylü ve yapmıştım. Bir de peynirli. Arkadaşlar, genel olarak özetleyecek olursak, yeni alışkanlıklar sizin hayatınıza çok daha güzel şeyler katacak. Hem arkadaş ortamı olabilir, hem kendinizi geliştirmek açısından olabilir. Ama bu alışkanlıkları keşfetmek için ilk başta birçok yere gitmeniz lazım. Birçok kursu denemeniz lazım. Hani bazen zamanınız olmayabilir ama ufak ufak kendi hayatınızdan 15 dakika, 20 dakika bence bir gününüz için çok fazla bir şey değil. Kendinizden böyle küçük küçük zamanlardan feragat ettiğiniz zaman aslında ilerideki mutluluklara kapı açmış oluyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve yeni alışkanlıklar videosuna altına da, yani bu videonun altına da, eğer yeni bir alışkanlık elde ederseniz bu videodan sonra yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.